İkinci tablet. Tiamat yarattıklarını topladı. Çocukları tanrılara karşı cenk etmeye hazırlandı. Bundan böyle Apsu'dan daha fazla kötülük yapacaktı. Tiamat'ın savaş hazırlığı Ea'ya bildirildi. Ea bu haberi aldı, Beti benzi attı ve sesi soluğu kesildi. Oturduğu yerde kaldı. Düşünüp taşındı, sonra öfkesin geçti. Babası Ansar'ın huzuruna çıktı. Onu yaratan babası Ansar'ın huzuruna Tiamat'ın planladığı her şeyi bir biri söyledi. Babam, yaratanımız Tiamat bizden nefret ediyor. Bir meclis kurdu ve hiddetle çığlık atıyor. Bütün tanrılar onun yanında. Senin yarattıkların bile onun tarafına geçti. Onun tarafında toplandı. Tiamat'ın yanında oldular. Hunharca planlar yapıyorlar. Gece gündüz durup dinlenmeden savaşacaklar. Kudurmuşlar. Gözleri dönmüş. Savaş meclisi kurdular. Anahubur her şeyi yaratan karşı konulmaz bir silah getirdi. Ejderhalar doğurdu. Keskin didişleri, kurtulmazdı kimse. Ejderhaların içini kan yerine zehirle doldurdu. Dehşet saçan ejderhaları korkutucu ışıklarla sardı. Ailelerle kuşattı ejderhaları tanrılara benzetti. Tiamat dedi ki, kim görse korkudan bayılacak ve kalkamayacak, güçten düşecek. Boynuzu yılanı, yılan ejderi ve lahamuyu yarattı Tiamat. Asan başlı adamları, vahşi köpekleri ve akrep adamları yarattı. Vahşi fırtına cinlerini, balık adamları ve büyük boğayı yarattı. Hepsinin karşı konulmaz silahları var. Savaşmaktan korkmazlar onlar. Tiamat'ın emirleri o kadar üstündü ki ona karşı gelemezlerdi. Gerçekten bunlar gibi 11 tane yarattı. Tiamat'ın oğul tanrıları meclisinde Kingu'yu yüceltti. Aralarındaki en güçlü tanrı ilan etti. Ordu komutanlığını, savaş meclisinin önderliğini, silahları kaldırmayı, hücum etmeyi, saldırıyı başlatmayı, savaşın yürütülmesini, komutanlığı ona emanet etti. Tiamat onu tahta geçirdi. Tiamat, senin için büyüler yaptım. Seni tanrılar meclisinde yücelttim. Tanrılar üzerindeki bütün egemenliği senin ellerine verdim. En yüce sensin. Tek sevgilim sensin. Senin sözlerin Anunnaku'nun sözlerinden üstün olacak. Ona kaderler tabletini verdi, kucağına koydu. Tiamat, kimse sözlerini saptırmayacak. Sen ne dersen o olacak. Şimdi Kingu yüceltildi. Tanrıların babası Anu gibi oldu. Kingu, Tiamat'ın oğul tanrılarının huzurunda kaderleri belirlendi. Ağızlarından ateş püskürteceksiniz. Tesirli zehriniz güçlüğü gücünden edecek. Ansar bunları duyunca huzuru kaçtı. 10 kere eyvah diye bağırdı, dudağını ısırdı. Kalbi sıkıştı, midesi bulandı. Ansar oğlu Ea'ya bağırırken sesi kısıldı. Ey savaşı kışkırtan oğlum! Her şeyin sorumluluğunu sen üstlen. Sen ki gidip Apsu'yu öldürdün ve kudurttun Tiamat'a, kim meydan okuyabilir? Akıl veren bilge prens, tanrıları bilgelik sahibi yapan Nudimmut, keskin edici sözler söyledi, onu rahatlattı. Babası Ansar'a nazikçe dedi ki, ey babam, uzak kalp, kaderleri sen tayin edersin. Yaratmak da, yok etmek de senin elinde. Ey Ansar, ey uzak kalp, kaderleri sen tayin edersin. Yaratmak da, yok etmek de senin elinde. Sana şimdi bir şey diyeyim, rahatla hemen. Çünkü ben iyi bir iş başardım. Kalbini ferah tut. Apsu'yu öldürdüğümde kim bilirdi böyle olacağını? Onu çarçabuk ben öldürdüğümde onu helak etmeseydim ne olacaktı? Duydukları Ansar'ı memnun etti. İçi ferahladı ve Ea'ya dedi ki, ey oğul, yaptıkların bir tanrıya yaraşır. Hiddetli darbe vurduğun karşı konulmaz. Tiamat'a git ve saldırısını durdur. Hiddetin ne kadar olursa olsun büyülerinle bastır. Ea babası Ansar'ın sözünü dinledi. Yola çıktı. Tiamat'a varmak için yola koyuldu. Ea gitti ve Tiamat'ın entrikalarını öğrenince olduğu yere çöktü, suspus oldu. Korkudan geri döndü.
Yüce Ansar'ın huzuruna çıktı. Ea dualar ederek ve yalvarıp yakararak ona dedi ki, ''Ey babam, Tiamat'ın yaptıkları benim gücümü aşıyor. Entrikalarını öğrendim. Benim büyülerim ona yeterince tesir etmiyor. Çok korkunç büyük bir gücü var. Etrafındakiler de çok güçlü. Kimse ona karşı gelemez. Çığlığı hep yükseliyor. Hiç dinmiyor. Çığlığından korktum ve kaçtım. Ey babam, yılmayın. Onun karşısına çıkacak başka birini gönderin. O kadın çok güçlü olabilir ama bir erkek daha güçlüdür. Ordularını bertaraf edin, planlarını darmadağın edin. O bizi ele geçirmeden önce Ansar hiddetle bağırdı. Oğlu Anu'ya dedi ki, ''Ey sadık oğul, ey yiğit kasusu, güçlüsün, saldırına kimse karşı koyamaz. Derhal Tiamat'ın karşısına çık, onu yatıştır, kalbini ferahlat.'' Eğer dinlemezse senin sözünü yalvarıp yakararak onu yatıştırmaya çalış. Babası Ansar'ın sözlerini dinledi. Anu yola çıktı. Tiamat'a varmak için yola koyuldu. Gitti, Anu ve Tiamat'ın entrikalarını öğrendi. Olduğu yere çöktü, sus pus oldu. Korkudan geri döndü. Onu doğuran babası Ansar'ın huzuruna çıktı. Anu dualar ederek ve yalvarıp yakararak dedi ki, ''Ey babam, Tiamat'a karşı gelmek benim gücümü aşıyor. Entrikalarını öğrendim. Benim büyülerim yetmiyor. Çok korkunç, büyük bir gücü var. Etrafındakilerle çok güçlü. Kimse ona karşı gelemez. Çığlığı hep yükseliyor, hiç dinmiyor. Çığlığından korktum ve kaçtım. Ey babam, yılmayın. Onun karşısına çıkacak başka birini gönderin.'' O kadın çok güçlü olabilir ama bir erkeki daha güçlüdür. Ordularını bertaraf edin, planlarını darmadağın edin. O bizi ele geçirmeden önce Ansar korkudan büzüldü kaldı. Ea'ya başını eğdi, her söylenene başını salladı. İgegu ve bütün Anunnaki toplanmıştı. Sus pus olmuşlardı, oturuyorlardı. Hiçbir tanrı emre uyup gitmek istemiyordu. Kimsenin Tiamat'a karşı çıkmaya cesareti yoktu ve ulu Ansar, büyük tanrıların babası öfkelendi. Kimseyi huzuruna çağırmadı. Kudretli oğul babanın intikamını alacak, savaşa korkusuzca giden yiğit Marduk. Ea onu gizli odasına çağırdı, ona cesaret verdi. ''Ey Marduk, babanı dinle. Sen oğlumsun. Seninle gurur duyuyorum. Ansar'ın yanına var. Onunla konuşurken dimdik dur. Bakışlarınla onu yatıştır.'' Babanın sözleri bele cesareti verdi. Marduk yaklaştı ve Ansar'ın karşısında dimdik durdu. Ansar onu gördüğünde sevinmişti. Onu dudaklarından öptü ve Ansar'ın korkusu uçup gitti. Marduk, ''Ey babam, korkudan susmayın. Emredin söyleyin. Ben giderim, istediklerinizi yaparım. Kim size savaş açmaya kalkıştı? Tiamat denilen o kadın mı size saldıracak? Ey babam, ey ulu yaratan, sevinin ve mutlu olun. En yakın zamanda Tiamat'ı ayaklarınızın altına alacaksınız. Ey Ansar, ey ulu yaratan, sevinin ve mutlu olun. En yakın zamanda Tiamat'ın boynunu ayaklarınızın altına atacağım. Ansar, gel ey bilgi oğlum. Kutsal gücünle Tiamat'ın hakkından gel. Gökte uçan fırtına arabanı derhal sür ve yenilmez kudretinle onu alt et.'' Babasının sözleri bele cesaret verdi, sevindi. Babası dedi ki, ''Ey tanrıların kudretlisi ve büyük tanrıların kaderi, eğer sizin intikamınızı alacaksam, Tiamat'ın hakkından gelip sizi kurtaracaksam, bir meclis kurun ve bana şanlı bir kader tayin edin. Ubusu okun ne de daha rahat oturun. Artık sizin değil, benim sarf ettiğim sözler kadar olsun. Ben ne yaparsam kimse değiştirmesin. Ağzımdan çıkan hiçbir söz silinmesin, değiştirilmesin.''
Üçüncü tablet. Ansar konuşmaya başladı ve veziri Kaka'ya dedi ki, ''Beni mutlu eden vezir Kaka, lahmu ve lahamuya göndereceğim seni. Sen sual etmeyi bilirsin. Hitabetin güçlü. Baba tanrılar huzuruna gelsin. Bütün tanrılar hazır bulunsun. Şenliğe katılsınlar, sohbet etsinler, ekmek yesinler, kurunlu birası içsinler. Onların intikamını alacak Madrut'un kaderini tayin etsinler. Durma, git Kaka, karşılarına çık. Sana ne dersem onlara söyle. Beni oğlunuz Ansar gönderdi. Onun planlarını size ben ileteceğim. Anamız Timat'ı bizden nefret ediyor. Bütün ordu kurdu, hiddet ile çığlıklar atıyor. Bütün tanrılar onun yanında. Sizin yarattıklarınız bile onun tarafına geçti. Etrafınızda halk oldu ve Tiamat'ın yanında durdular. Hunharca planlar yapıyorlar, gece gündüz durup dinlenmeden. Savaşacaklar, kudurmuşlar, gözleri dönmüş. Savaş meclisi kurdular. Anahubur her şeyi yaratan karşı konulmaz bir silah getirdi. Ejderhalar doğurdu. Keskin dedişleri, kurtulmazdı kimse. Ejderhaların içini kan yerine zehirle doldurdu. Dehşet saçan ejderhaları korkutucu ışıklarla sardı. Halelerle kuşattı ejderhaları, tanrılara benzetti. Tiamat dedi ki, kim görse korkudan bayılacak ve kalkamayacaklar, güçten düşecekler. Boynuzlu yılanı, yılan ejderi ve lahumuyu yarattı Tiamat. Aslan başı adamları, vahşi köpekleri ve akrep adamları yarattı. Vahşi fırtına cinlerini, balık adamları ve büyük boğayı yarattı. Hepsinin karşı konulmaz silahı var. Savaşmaktan korkmazlar. Tiamat'ın emirleri o kadar üstündü ki ona karşı gelemezlerdi. Gerçekten bunlar gibi 10 tane yarattı. Tiamat'ın oğul tanrıları meclisinde Kingu'yu yüceltti. Aralarındaki en güçlü tanrı ilan etti. Ordu komutanlığını, savaş meclisinin önderliğini, silahları kaldırmayı, hücum etmeyi, saldırıyı başlatmayı, savaşın yürütülmesini başkomutanlığı ona emanet etti Tiamat. Onu tahta geçirdi. Tiamat, senin için büyüler yaptım. Seni tanrılar meclisinde yücelttim. Tanrılar üzerindeki bütün egemenliği senin ellerine verdim. En yüce sensin. Tek sevgilim sensin. Senin sözlerin Anunnaku'nun sözlerinden üstün olacaktır. Ona kaderler tabletini verdi, kucağına koydu. Tiamat, kimse sözlerini saptırmayacak. Sen ne dersen o olacak. Şimdi Kingu yüceltildi. Tanrıların babası Anu gibi oldu. Kingu, Tiamat'ın oğul tanrılarının huzurunda kaderleri belirlendi. Ağızlarından ateş püskürtecekler. Tesirli zehriniz güçlüğü gücünden edecek. Anu'yu gönderdim ama onun karşısına çıkmadı. Nidumut korktu, geri döndü. Martuk tanrının bilgisi oğlunuz öne çıktı. Tiamat'ın karşısına çıkmaya gönüllü oldu. Benimle konuştu. Eğer sizin intikamınızı alacaksam, Tiamat'ın hakkından gelip sizi kurtaracaksam, bir meclis kurun ve bana şanlı bir kader tayin edin. Obusu İkanna'da da rahat oturun. Artık sizin değil, benim sarf ettiğim sözler kader olsun. Ben ne yaparsam kimse değiştirmesin. Ağzımdan çıkan bir söz silinmesin, değiştirilmesin. Derhal onun kaderini tayin edin. Gitsin ve güçlü düşmanınıza meydan okusun. Kaka yola koyuldu. Lahmu ve Lahamu'ya, baba tanrılara, huzurlarında yere kapandı, yeri öptü. Ayağa kalktı. Dedi ki, oğlunuz Ansar beni gönderdi. Onun planlarını size ben ileteceğim. Anamız Tiamat bizden nefret ediyor. Bir ordu kurdu. Şiddet ile çığlıklar atıyor. Bütün tanrılar onun yanında. Sizin yarattıklarınız bile onun tarafına geçti. Etrafınızda halk oldu ve Tiamat'ın yanında durdu. Hunharca planlar yapıyorlar. Gece gündüz durup dinlenmeden savaşacaklar. Kudurmuşlar. Gözleri dönmüş. Savaş meclisi kurdular. Anahubur her şeyi yaratan karşı konulmaz bir silah getirdi. Ejderhalar doğurdu. Keskin dişleri,
Kurtulamazdı kimse. Ejderhaların içini kan yerine zehirle doldurdu. Dehşet saçan ejderhaları korkutucu ışıklarla sardı. Halelerle kuşattı ejderhaları tanrılara benzetti. Tiamat dedi ki, kim görse korkudan bayılacak ve kalkamayacak, güçten düşecek. Boynuzlu yılanı, yılan ejderi ve lahamuyu yarattı Tiamat. Aslan başı adamları, vahşi köpekleri ve akrep adamları yarattı. Vahşi fırtına cinlerini, balık adamları ve büyük boğayı yarattı. Hepsinin karşı konulmaz silahı var. Savaşmaktan korkmazlar. Tiamat'ın emirleri o kadar üstündür ki ona karşı gelemezlerdi. Gerçekten bunlar gibi 11 tane yarattı. Tiamat'ın oğul tanrıları meclisinde Kingu'yu yüceltti. Aralarındaki en güçlü tanrı ilan etti. Ordu komutanlığını, savaş meclisinin önderliğini, silahları kaldırmayı, hücum etmeyi, saldırmayı başlatmayı, savaşın yürütülmesini, başkomutanlığı ona emanet etti Tiamat. Onu tahta geçirdi. Tiamat, senin için büyüler yaptım. Seni tanrılar meclisinde yücelttim. Tanrılar üzerindeki bütün egemenliği senin ellerine verdim. En yüce sensin. Tek sevgilim sensin. Senin sözlerin Anunnaki'nin sözlerinden üstün olacak. Ona kaderler tabletini verdi, kucağına koydu. Tiamat, kimse sözlerini saptırmayacak. Sen ne dersen o olacak. Şimdi Kingu yüceltildi, tanrıların babası Anu gibi oldu. Kingu Tiamat'ın oğul tanrılarının huzurunda kaderleri belirlendi. Ağızlarından ateş püskürteceksiniz. Tesirli zehriniz güçlüğü gücünden edecek. Anu'yu gönderdim ama onun karşısına çıkmadı. Nidumut korktu, geri döndü. Marduk tanrıların bilgisi oğlunuz öne çıktı. Tiamat'ın karşısına çıkmaya gönüllü oldu. Benimle konuştu. Eğer sizin intikamınızı alacaksam, Tiamat'ın hakkından gelip sizi kurtaracaksam, bir meclis kurun ve bana şanlı bir kader tayin edin. Ubusu Ukinna'da rahat oturun. Artık sizin değil, benim sarf ettiğim sözler kader olsun. Ben ne yaptıysam kimse değiştirmesin. Ağzımdan çıkan hiçbir söz silinmesin, değiştirilmesin. Derhal onun kaderini tayin edin. Gitsin ve güçlü düşmanınıza meydan okusun. Lahmu ve Lahamu onu dinlediler ve korkuya kapıldılar. İgigu hepsi eyvah diye ağlamaya başladı. Biz ne suç işledik ki böyle yaptı? Tiamat'ın yaptıklarını bilmiyorduk dediler. Çekilip gittiler. Kaderleri tayin eden bütün büyük tanrılar Ansar'ın huzuruna geldi ve neşeliydiler. Mecliste birbirlerini öptüler ve kucaklaştılar. Şenlikte oturup sohbet ettiler. Ekmek yediler, kurunlu birası içtiler. Tatlı sirusu birası içtiler. Sirusu birasıyla göbeklerini şişirdiler. Çakır keyif oldular, çok neşeliydiler. İntikamlarını alacak olan Marduk'un kaderini tayin ettiler.